Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'dan Rohingya Müslümanlarına karşı yapılan zulme kınama geldi. Bangladeş'teki bir sığınmacı kampı ziyareti sonrası konuşan kraliçe, uluslararası topluma hızlı ve etkili bir çözüm çağrısı yaptı. İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te orantısız güç kullanmaya devam ediyor. Bu sabaha karşı yapılan operasyonda 50 Filistinli daha gözaltına alındı. Baskın esnasında göz yaşartıcı gaz bombası kullanılırken bombalardan etkilenen siviller hastaneye kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs'ı keşfet sloganıyla Belçika'dan otobüste yola çıkan bir grup Girne Turizm Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptı. Merkezi Belçika'da olan 60 yaş üzeri kişilerin oluşturduğu grup Kuzey Kıbrıs'ı tanımak için 10 ülkeyi kapsayan tura 14 gün önce başlamıştı. Terör örgütü DAEŞ Kerkük'ün Riyad bölgesinde Irak ordusu ve Haçlı Şabi'ye pusu kurdu. DAEŞ'li teröristin kendisini patlatması sonucu Irak ordusundan 4 asker hayatını kaybederken Haçlı Şabi'den ise 5 kişi hayatını kaybetti. Kurulan pusunun ardından bölgede çatışma çıkması üzerine terör örgütü DAEŞ mensubu 11 terörist Haçlı Şabi mensupları tarafından öldürüldü. Brezilya'da 245 adrenalin tutkunu São Paulo kenti yakınlarındaki köprüde bir araya geldi. Halatları köprünün korkuluklarına bağlayan macera severler 30 metre yükseklikteki köprüden aynı anda kendilerini boşluğa bıraktı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri ise rekor girişimini henüz onaylamadı.